Sözleri bir duyalım. Çocuklar bir kapatın. Hakikaten duyamıyorum yani. Gitarları kapatalım. Evet. Babamın babası. Onun babasının büyük babası. Babamın babası. Onun babasının büyük babası. Büyük babasının daha sonrası. Büyük babasının daha sonrası. Nerededirler şimdi? Gördünüz mü? Nerededirler şimdi? Gördünüz mü hiç? Gördünüz mü hiç? Çok güzel. Aramadılar. Sordunuz mu hiç? Aramadılar. Sordunuz mu hiç? Baba bu nasıl kafa? Bu ne kafası? Feyyaz sen bunu bestelersin. Şimdi mi? Şimdi mi? Mustafa abi senin içinden gelen ne? Do mudur, do minör müdür, nedir yani? Re minör. Re minörden. Bir re minör alalım. Yok veremem. Yarın verir ben de yarın. Yalan o kadar gitar aldık. Niye veremiyorsun re minörü? Gitar aldık diye her dakika şey mi? Bunu Hayko'ya anlatmam lazım. Şimdi ben çocuklar bunu bu sezon olan bir şey olduğu için herkesle paylaşmak ve biraz Feyyaz'ı ifşa etmek istiyorum. Çünkü Feyyaz hakikaten azımsanamayacak bir hayran kitlesine sahip. Şimdi ben Feyyaz'ı tamam sana alkış geldi. Evet. Feyyaz komple bir sanatçı. Ve Feyyaz aslında işte metin yazarı ve grafiker olarak bir reklam ajansında çalışıyor. Benim de ortağı olduğum bir ajansta. Ve Feyyaz'a biz gitar çaldırmak istiyoruz. Dedim ki Feyyaz bir şey çalıyor musun? Kafama göre çalıyorum dedi. Şimdi ben de şeyi düşünüyorum yani Feyyaz kafasına göre çalarsa hani programa olacak mı olacak bir şey olacak falan filan. Sonra ben Feyyaz'a gitar almaya gittim ve düşüncem de şu. Ben bir tane Fender Telecaster'ım var. Onu Feyyaz'a vereceğim. Kendime güzel gitar alacağım filan. Bir tane Strat alacağım. Bir tane böyle bir işte imzalı bir şey alacağım filan. Eğlenmek için fetiş meselesi filan. Gittim baktım. Fetiş deyince hemen zaten gitar fetiş olamaz. Hemen bacaklar akla geliyor. Neyse. Abi gittim fakat içimde sürekli bir şey var. Okan diyorum yani param var, pulum var. Kendine gitar alıp eski gitarını çocuğa vermek istiyorsun. Ne kadar hayvansın diye kendi kendime söylüyorum. Ve gittim gitarlara bakarken filan bir tane işte Zuhal'de. Ondan sonra bir tane Jeff Beck imzalı var. Ondan sonra tamam dedim ben bunu kendime alırım. Feyyaz onu veririm filan. Gitarı aldım dönüyorum filan. Dedim ki ya çok... Hakikaten çok hayvansın yani bu gitarı yani çalacak olan çocuğa vermiyorsun. Az çalıyor ama ona ver falan filan. Kendi kendime şey yaptım. Sonra hakikaten bir mücadele ettim. Yani Jeff Beck'e de sahip olmak istiyorum. Ondan sonra neyse Feyyaz'a telefon açtım. Feyyaz gel sana bir sürprizim var falan. Ne oluyor? Feyyaz bizim eve gel sana bir sürprizim var falan. Aa, hemen mi geldin? Lan gel işte çok sevineceksin falan. Ondan sonra geldi. Ben ondan çok seviniyorum. Ondan sonra kapıyı açtım. Gitar kutusu orada duruyor. Açtım bak dedim. Jeff Beck Signature. Evet. Lan oğlum hem pahalı hem Jeff Beck Signature gelmiş işte sana aldım filan. Ya ben bir tane dedi... David Gilmour dedi, seviyorum dedi. O da dedi, pahalı dedi, onu alamadım dedi. Ben dedi... Ve o kadar üzüldüm ki ona o gün Jeff Beck'i verdiğim için. Yani şu çaldığı gitarı. Sonra kendime amfi almaya gittiğimde ona bir tane pilli adi bir amfi aldım. İntikam almak için. Fakat tabii ki... Feyyaz bu sezonun yani... Harikuladesiydi yani programda parlayan yıldız hakikaten. Alkışlıyoruz Feyyaz'ı. Oğlum bir mi minör ver ya hayrına. Ciddi söylüyorum. Yok onu veremem. Mi minör ya. Yok. Mi ver. Düz mi veririm.
O zaman... Bir tane süpürge versin. Şimdi... Yaşar abin okuyacak. Sizin okuyacağınız tabii ki... La minör. Orkestranız yok. La minör. Bir la minör ver. Kolay. Düz la da olur. Yok artık hiçbirini vermem. Ben... O zaman playback yaparım ben de. Feyyaz vermiyorsa o zaman playback yapıyorum.